insanlar kullanım değerleri üzerinden ya da ihtiyaçları üzerinden tüketmeyi bıraktılar, bir imaj üzerinden tüketmeye başladılar. Neye ihtiyacı olduğunun farkında değil, niçin tükettiğinin farkında değil. Bu korkunç bir yabancılaşma ve beraberinde aslında bizi yaratan, toplayıcıları yaratan bir şey. Biz sabah erkenden çıkıyoruz. Genellikle yatsı sonlarına kadar çalışma yapıyoruz. Ve evimize vardığımız zaman da zor düşüyoruz. Yemeğimizi dahi yiyemiyoruz. Kar, dipi, fırtına, her türlü zorluklarla mesela kayma tehlikesi, donma bile seviyesine geldiği anda bile ne, o zorluklarla bile karşılaşıyoruz. Ben mesela senelerde 4 sefer donma tehlikesi getirdim. Trafikte zor durumdayız. Arabamız yüklü. Halen kornaya basıyor. Bana yol ver. Ya ben de diyorum ki ona, uçacağım mı ben havaya? Veya da ne bileyim yani, böyle ters bakıyor veya bilmiyorum artık arabanın içerisinde ne söylüyorsa Allah'ınla onun arasında. Yani insanların bunu yapan kişilere saygı duymalarını istiyoruz. Var mı ki at bayrağı? Nerede abi? Bir emekli parası bugün diyelim ki 1 milyar. Yani soruyorum bu yetkililerimize. Yani bundan insan nereye kadar gidebilir, nasıl geçinebilir? Yani burada hele hele de çocuk okutuyorsanız. Ben bu yetiştiremediğimden dolayı ben bu işe yani başladım. Yoksa paramı yetiştirecek olsaydım ki de bu verilen bir aylık bana yetmiş olsaydı, ben bu işi yapar mıydım? Elbette ki bu zorluklara katlanmazdım, hele hele de bu yaştan sonra. Ya bu işi kaç yaşınıza kadar yapabilirsiniz? Ciddi bir bedensel efor gerektirdiği için bu işi yapabileceğiniz yaş sınırı da bellidir. Zaten bu işi yapıp da 40'lı yaşlardan sonra yıpranmamak da mümkün değil. Sağlık deseniz zaten hiç kimsenin sağlık güvencesi yok ve bu iş birçok hastalığa yol açan bir iş. Ben eminim çöple ilgili bir tıbbi araştırma yapılsın, çöpte yaşayanlarla ilgili. Çok spesifik, hiç karşılaşmadığımız hastalık türleriyle karşılaşmak çok mümkün, enfeksiyonel hastalıklarla. Altıda, 6:30'da çöpler çıkmaya başlar. Ben oturayım, yemek yiyeyim, dışarıya çıkayım desem, çöpe çıkayım desem, o zaman o gün iş yapamam ben. Zaten benim kendi açımdan konuşayım. Bir gün çalışmayayım ben acım. O derecede. Onun için her gün çıkmak zorunda hissediyorum kendimi. Bebelerimi göremediğim günler oluyor yani. Bir de işte bu büyük çocuğum devamlı yanımda. O da bana destek amaçlı geliyor. Sabahın o kadar zor kaldırıyorum çocuğu bak. O zaman işte yüreğim dizi diyor ama gelme diyorum, kendi duramıyor geliyor.
çöp arabaları geliyor. Onun önünde gitmem gerekiyor. İşte pet, plastik, kağıt ne denk gelirse onları toplayabilmem için. Çöp arabası gelirse sıkıntı. O zaman oradan o çöpü alamıyorum yani, karıştıramıyorum. Niye? Çöp arabası geldi. Arabanın içine boşaltacak. Bazı insanlar işte burun kıvırır. Hani ay may gibisinden. Bazıları da der hani kulağımıza geliyor yanımızdan geçerken, kendi aralarında konuşurken, bak hele helal olsun, adam ekmeğini çöpten çıkar diyor gibi bu tür laflar da geliyor. O da bize işte öyle diyen insanlar da hani Allah onlardan da razı olsun, bize gurur veriyor, en azından incitmiyor lafı. İşte bazılarına göre bu iş çöp, bize de ekmek parası. Çöp dediğin şey şudur, ben çöpüne baktığım insanın bütün bir yaşamını anlayabilirim. Ayın hangi günlerinde neyi tükettiğini, ayın hangi zamanı geldiğinde parasının kalmadığını çöpten takip edebilirsiniz. Ve buradan birçok şey, veri çıkarmak mümkün. Mesela Cihangir çöpüne dair yaptığım bir çalışmada şunu görmüştüm. İşte Cihangir, Türkiye'nin en gelir düzeyi yüksek insanların ya da orta sınıf üstü insanların yaşadığı bir bölge zannedersiniz. Lakin çöplerine bakarsanız başka bir gerçeklikle karşılaşacaksınız. Dört duvar arasında gizli bir yoksulluk yaşarlar. Yani evinde örneğin en ucuz yağ tüketiyorsa, en ucuz içkiyi tüketiyorsa dışarıya çıktığında en pahalısını tüketiyor. Evin içerisinden anlamak gerekiyor. Tükettiği zaman kendisini diğer insanlar içerisinde yer edinebildiğini düşünüyor. Ama kendi başına kaldığı zaman o da şey, yani bizim kadar yoksul insanlar. Hala bir gün öyle olmuş ki benim çocuğum sütü yok. Evdeki tüpü bitmiş. Tüp gazı bitmiş. Yemek yok. Telefon çoptan buldum, ona mecbur gittim, ona sattım. Ta geldim o tüpe doldurdum 15 TL. 30 TL telefonu 15 TL sattım. Ona mecbur gittim, ona tüpe doldurdum, eve getirdim. Biraz mesela yemek yemek yapmış. Yani mesela çok zor gitmiş. Siz sokaktan para eden şeyleri toplarsınız. Bu para eden şeyleri depolara satarsınız. Depolar tasnif ederek daha büyük toptancılara satarlar. Buralardan da fabrikalara gider. Bu zincirin en aşağı halkası toplayıcıdır. En üst halkası da geri dönüşüm fabrikalarıdır. Şimdi biz burada alım yapıyoruz. Sokakta vatandaş el arabasıyla
at arabasıyla, pikabına, efendim çeşitli şeylerle, bisikletle, sırtında, çuvalına alıyor, getiriyor. Biz burada biriktiriyoruz efendim. Bir kamyon olduğu zaman aracılara veriyoruz. İşte fabrikaya gidiyor. Bunlar tekrar kağıt oluyor. Yarın kar yağacak. Burada karın altında bu mallar birbirinden ayrılacak. Bunu ayırmak çok zor bir şey soğukta. Elin donacak, kendin donacağın, üşüyeceğin efendim. Ama ne yapalım? Üşümeye de, soğuğa da her şeye razı oluyor. Bunu yapıyor geçinmek için. Bizi kaldıracaklar mı, kaldırmayacaklar mı? Bizi kaldırırlarsa nereye gidek? Nerede iş yapak? Karnımızı nasıl doyurak? Belediye reisinin iki duvarının arasında. Kaldırın bunları dedi mi? İş bitti. Sokaktaki çöp, yani daha doğrusu atığın toplanması 2004 yılına kadar ciddi problemler yaratmıyor. 2004 yılında ise toplayıcılar üzerinde ciddi bir sistematik saldırı başladı. 2004 yılı Türkiye'de ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliğinin çıktığı yıl. Ambalaj üreten firmalar bu ürettikleri ambalaj atıklarını kendileri toplamak, kendileri depolamak, kendileri geri dönüştürmek, dönüştüremedikleri kısmını da kendileri bertaraf etmesi gerekir dediler. Nasıl olsa bu işi yapan toplayıcılar var. Bu toplayıcılar yapmaya devam etsin ama bir şartla devam etsin. Bu lisanslı şirketlerin istediği fiyattan satsınlar kendilerini. Mesela işte 150 lira olan kağıdı 80 liraya kadar, 60 liraya kadar indiririz. Sokakta bu işi yapan adam bunu kabul eder mi? Etmeyecektir doğal olarak. Etmediği için lisanslı şirkete satmaz. Peki lisanslı şirket bu durumda ne yapar? Belediyeleri devreye sokarlar. Belediyeleri bir zor gücü olarak devreye sokarlar. Belediyeler toplayıcıların arabalarını alır. Belediyeler toplama depolarını kapatır, şehir dışına taşır. Toplayıcılar üzerinde ciddi bir ambargo uygulanır ve sonra bir nevi gasp gibi zorla bu adam şey toplayıcıların elinden bu mallar alınmaya kalkılır. Sokakta para eden bir şey varsa ve senin karnın açsa ve her çöpün başına, her sokağın başına bir zabıta, bir polis koyamayacaksan, engellemek isteseniz dahi bu işi engelleyemezsiniz. İşte bizim de dernekleşme ve örgütlenme serüvenimiz bu noktada başladı. Bir büyük şehrin belediye başkanı şunu söylemişti. Kağıt toplayıcıları memurlardan daha çok para kazanıyor demişti. Saldırmanın kendince meşru zeminini yaratmak için bunu yapmıştı. Biz o zaman şunu söylemiştik. Demiştik ki buyurun o zaman siz de bizim gibi elektriği suyu olmayan depolarda yaşayın. Siz de bizim gibi çöpten gerekirse çıkan şeyleri yiyin. Bizim gibi çöpten çıkan elbiseleri giyin. Ve sonrasında siz de bizim gibi para biriktirebilirsiniz demiştik. Bunu yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar. Şimdi tutuyorum. Doktor da çıktı. Arada gene kaçırıyoruz ama idare ediyor işte. Bu toplumun bir vicdanı olduğuna inanmıştık. Artık buna inanmıyorum. Toplum ya bu işe taraf olmuyor, müdahil olmuyor. Çünkü bu toplum kendi sorunlarına bile müdahil olmuyor. Yani biz sonuna kadar haklıyız. Kağıtçı arkadaşlarımız kendi öz gücüyle ve öz örgütlüğüyle bu sorunu çözüm için mücadele etmek zorunda.